Hello guys, welcome to my channel. Bugün güzel bir anonsum var, bunu paylaşmak istedim çünkü yeni bir başlangıç oldu benim adıma da. Şimdi biliyorsunuz multiplayer'daki kariyerimiz devam ediyor, bireysel kanalımızdaki kariyerimiz devam ediyor, Twitch canlı yayımız devam ediyor ama şimdi bir programa daha başladım. Donanım Haberi takip edenler varsa biliyordur, Donanım Haberi'nin uzun bir süredir yayınlanan İkisi Bir diye bir programı vardı. Teknoloji ve oyun programı. Artık Mesut Çevik'le beraber hafta sonları, cumartesi günleri o programda sunucu olarak görev alıyorum ben de. Nedir programın formatı? İki oyun haberi, iki teknoloji haberiyle haftanın gündemini değerlendiriyoruz. Benim açımdan da güzel oldu çünkü teknoloji tarafına dair de artık fikirlerimi geliştirebiliyorum. Hani orada Mesut Çevik çünkü teknoloji alanında oldukça tecrübeli bir editörlük kariyerine sahip. O yüzden hani onun da yorumlarını dinlemek keyifli oluyor. İlk programımıza geçen cumartesi başladık. Görenler olmuştur, görmeyenler olmuştur. Her cumartesi günü önce Donanım Haberi sitesinde ardından da YouTube üzerinde yayınlanıyor. Linkleri bıraktım aşağı. Merak edenler varsa baksın. Bir özetini de koydum. Özette hem güzel değişik teknoloji haberlerinden bahsediyoruz kısa kısa. Hem de FM 2018 ile ilgili bazı gelişmeler vardı. Onları sizlerle paylaşıyorum. Blade Runner'ın sansürünü konuşuyoruz. İsterseniz özete doğru sizi bırakayım. Hem de bir programın bu haftalık sadece. Bunu her hafta yapmayacağım. Başlangıç olması adından, duyurmak adına böyle bir özet yaptım. Öpüyorum. See you. Çok sert bitiririm. Bu ikisi bir de ilk defa Enis'le beraberiz. Evet. Merhaba Enis. Merhaba efendim. Geçen bir yorum okudum, gelen gidiyor falan diye. İnşallah uzun soluklu bir birlikteliğimiz olur. Sen şimdi kalkıp gidiyormuş programın sonunda. Evet arkadaşlar, bundan sonra aslında Enis'le yaptığımız canlı yayında söyledik ama izleme fırsatı bulamayanlar için söyleyelim. İkisi biri Enis'le beraber sunacağız. Enis, 3 tane yer değiştirdin şimdi BSC'ye mi geçtin diyen var. Onu da bir açıkla istersen. Yok, hala multiplayer tarafındayım. Yani sadece beraber bu programı yapacağız bundan sonra haftada bir. Eğer bir aksiliğimiz olmazsa, ki umarım olmaz. İnşallah olmaz. Yani Zuckerberg'in de bir açıklaması var. Ben 1 milyar kişi kas kullansın istiyorum falan demiş. Nasıl bir manyaksın sen? Neden böyle? ama Zuckerberg olmak zor. Evde oturuyorsun mesela hani. Ulan ne istesem ne istesem 1 milyar kişi kas kullansın istiyorum. Bir de şey yapıyorsun, bakıyorsun 1 milyar kişi online. Bunların hepsi kaskla. Bunların hepsi Facebook chat'i kaskla yapsa. Değil mi? Garip bir olay yani. Benim aslında değinmek istediğim bir başka konuda Avrupa Birliği ücretsiz internet hamlesi yaptı. Ve Avrupa Birliği ülkelerinde ücretsiz halka açık Wi-Fi noktalarının çoğaltılması için 120 milyon euro ayırmış. Ve belediyelere demiş ki getir projeni al parayı. 15 bin euro her bir belediyeye böyle bir para ayırmışlar. Evet. Yeter ki demiş döşe donanımlarını, halka ücretsiz Wi-Fi ver abi. Ne güzel. Gerçekten çok iyi. Ben bunu düşünemiyorum yani öyle bir şey. Bazı ülkelerde çok kötü, bazı ülkelerde çok güzel. Şimdi hemen Romanya örneği verenler var. Romanya mesela apayrı bir noktada. Her eve fibri falan çekildi. Fiberle adam dövüldü falan bir yerde. Mevzu çıkınca aynen. Fiber kabloyu fiber çekiyor. Fiber kabloyu dövüyorlar birbirlerine. Bekle lan geliyorum aynen. Şimdi deyip kabloyu çekiyor. FM 2018. Hepimizin sevdiği, saydığı, böyle bazılarının uzaktan baktığı, girmeye korktuğu, bazılarının girip kaybolduğu bir seri. Yenisi geliyor biliyorsunuz, tahmin edebileceğiniz gibi. Ve şöyle bir şey var. Oyunun yeni özellikleri duyuruldu. Bir tanesi scout. Hani diğer oyuncuları gözlemlemek ama benim asıl dikkat çekmek istediğim konu sosyal gruplaşma. Oyuna en sonunda böyle gruplaşma eklemişler. Gruplaşma da şu, takıma girdiğiniz zaman mesela bu takımın abisi kim onu görüyorsun. Altında böyle sözü geçen adamlar kim? İşte mesela Brezilyalılar grubu oluyor diyorum takımda mesela. Brezilyalılar kendilerince grup kurmuşlar. Arka tarafta gruba dahil olamayan, abi ne yapıyoruz burada diyen tipler var. Bunları idare etmeniz gerekiyor. İdare edemediğiniz durumlarda sahada çünkü sonuçlarını da ters şekilde görebilir misiniz? En zor lig Türkiye. Değil mi? Kimi idare edeceksin evet, yani? En zor klasman beyanıyor ve zorluk derecesi. Türkiye'de. şeyi bile eklemişler. Soyunma odası atmosferini bile eklemişler. Yani soyunma odasındaki psikoloji de oyun içine etki ediyor yani. Bir şey kalmadı zaten ekleyecekleri oyuna. Ben de anlamadım. Devamlı etkiliyorlar. Ben şeyi merak ediyorum. Acaba ne kadar gerçek çalışmışlar? Mesela direkt bizim yapacağımız iş, ben Türkiye'deki takımlara girip bakacağım. Hani çünkü bu adamların arşiv, bilgi arşivi inanılmaz. Yani oyuncuların güçlerini yapıyorlar falan filan ama şimdi gerçekçi olarak ekleyebilmişler ama Türkiye Ligi'ni çok merak ediyorum işte. Atıyorum Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye girdiğin zaman belki bilmediği şeyler bile öğrenebilirsin çünkü. Ha demek Gomis böyle yapıyor. Vay hadi içeri. Şimdi bir de oyunu öyle bir seviyeye getirdiler ki belli bir süreden sonra belki de hani diyeceksin ki maçın skorunu sen tahmin et bakayım bana kaç çıkacak. Kaç çıkacak. Atmosferi bir ölç bakayım yapay zekanla falan diye söyleyecek sana. O zaman çok sıkıcı olur ya. ben oynamıyorum sen takım orada git diye. Ya zaten bu tarz simülasyon oyunlarının en büyük problemi. Çok genişleyince adapte olman zorlaşmaya başlıyor diye oynayan oyuncular. Ama Futbol Manager'da şöyle bir kültür de var yani. Futbol Manager çıkıyor abi. 3 ay kapanıyor herkes. Sonra böyle en küçük takımı ve hiç kimsenin bilmediği bir takımı şampiyon yaptıktan sonra bitiriyorlar. Önü bir daha kenara koyuyorlar. Yani oradaki bütün fantezi de o. Hiç bilinmeyen bir takımı şampiyon yapmak. Ben mesela şey oynarım genelde. Gerçekçi oynarım. Ama şöyle gerçekte en küçük takım alıp bilinmeyen değil. İşsiz başlarım.
kariyersiz başlarım. Nereden teklif gelirse. 1,5 sene takım çalıştırmamışlığım var yani. Böyle oyunda zaman geçiriyorum sadece. Bir diğer haberim de biliyorsunuz Google'un bir etkinliği düzenlendi. İşte hoparlörler tanıttı, yeni Pixel telefonlarını tanıttı vesaire. Pixel telefonları zaten mobilite derdiyle beraber konuştuk ama benim burada değinmek istediğim şey Pixel Buds ismindeki kulaklıklar. Evet, ilginç bir kulaklık yani. Evet. Çok hoşuma gitti. Yani aslında kulaklık AirPods'a rakip, yani kablosuz bir kulaklık. Müzik dinliyorsun falan filan ama dediler ki Google Asistan entegre edildi ve birebir çeviri yapacak. Şimdi kulaklık birebir çeviri yapacak dendiğinde nasıl olur falan dedik. Sonra baktık ki telefon üstünden çalışıyor. Yani telefon mikrofonunu dinletiyorsun adama. Elinde telefon var böyle. Ha, kulaklığa gidiyor. Kulaklığa gidiyor. Sonra düşündüm. Bunu dünyadaki tüm kulaklıklar yapabiliyor aslında ya. Bunun mesulüsü ya. Orada bir ayrım yapamadım ama çıktığında tabii ki daha detaylı göreceğiz. Birebir çeviride Türkçe de var. Mesela Türkçeden İngilizce, İngilizceden güzel. Türkçe'ye çeviriler var. Ama mesela bir Maraş dondurmacısına gittin ya da bir lokantada ne vereyim abime, ne koyayım abime falan gibi what kelimeler geçmeye başladı. Ha, yani ben denedim Translate'de ne vereyim abime falan filan. Aşağı yukarı buluyor ama yani kaymaksız mı kaymaklı mı olsun falan kısmına biraz sapıtıyor. Oo, kaymaklı hani, kaymaksız baklava mı? Yiyeceksin sonuçta Türk yemeği. Hani kaymaklı mı kaymaksız mı? Evet. Değil mi? Değişik. Onu artık bence orada şey var. Dedi ki künefe istiyorsun. Yani turistsin sonuçta. Künefe istiyorsun. Kaymaklı mı istiyorsun? Kaymaksız mı istiyorsun? Ama işte orada şöyle bir şey var abi. Bence şey de önemli. Mesela deriz ya bir problemi çözümünü bilmiyorsan Google'dan aratmasını bil. Hani Google'dan bir şeyi nasıl arattığını bilirsen her şeyi bulabilirsin diye bir şey vardır ya. Evet. Translate kullanmak da öyle mesela. Yani Google'ın nasıl çalıştığını anlayınca Translate sisteminin ona göre her şeyi entegre edebilirsin. Belki İngilizce öğrenmek yerine artık bu tarz kurslar çıkar. Google Translate nasıl kullanılır İngilizce yeni bir dil. Yeni bir dil. Aranızda böyle bir iletişim kurun plan tarzında yani, ama abi gelişiyor ya bu hızlı bir şekilde. Büyük ihtimalle hani 5 sene sonra. Dil öğrenmemize gerek kalacak mı yani? Kalmayabilir yani. Ben 5 ya da 10 sene içinde bu işin tamamen çözüleceğini düşünüyorum. Full. Kötü bir şey ama. Neden kötü bir şey? Dil öğrenmekten kurtulmak belki olumlu olunabilir ama hani kültürü, dille beraber kültür öğrenmek diye bir şey var yani. Evet var. Kültürü. Onu acaba aşağı daha yukarı hızlı mı öğreniriz? Daha yavaş mı öğreniriz? Onu çok merak ettim. Ama şu da var yani. Kültürlerin kendi dilini koruması adına da farklı bir atılım olacak. Kimsenin muhakkak İngilizce öğrenmesine gerek kalmayacak. İşte dilinde İngilizce kelimeler belki azalacak kullandığın. Belki çünkü de zaten Türkçe karşılığını Google sana bir şekilde bir şey söyleyecek saçma sapan. Daha korkunç. Ha bu muymuş bunun Türkçesi falan diyeceksin. Daha korkunç hepimiz Google Translate gibi konuşmaya başlayacağız. Ha bir de o da olabilir. Öyle bir dil oluşuyor. Yaptım, ettim. Yapılmakta. İkisi bire hoş geldiniz. Evet. Hep beraber. Aynen. Şu an sunulmakta. Blade Runner 2049 filminde biliyorsun Türk evet uyarlamasında bir sansürlenme olayı var. Ve sansürlenme olayını ne bizimkiler istemiş yani ne Kültür Bakanlığı'nın bir baskısı var ne bir şey var. Sony kendi kafasına göre demiş ki burası Türkiye. Türkiye'de böyle hani şey var muhafazakar kesimde çok fazla var. Çıplak sahneler var böyle birkaç tane. Biz onları sansürleyelim demiş abi. Ve o sansürü şöyle yapmış. Adamlar ortadan yürüyor. İşte androidler, cyborglar biliyorum çıplak olarak bir şeyin içindeler. Zoomlamışlar adamları. Evet. Yakından çekiyorlar o yürüme sahnesini. Şimdi millet tabii ki bir itiraz etti. Yani filme niye sansür geldi falan filan diye. Sony dedi ki biz Japonuz ve kültürlere saygımız var. Sizin kültürünüzde böyle geliyoruz. Biz de bunu böyle gönderdik size. Ulan sana ne be? Allah Allah ya. Affedersin burada. Yani biz Japonuz ve kültürlere saygımız var. Kardeşim sordun mu ya? Ne kültürüne saygın var? Yani ya da bir de bilim kurgu filmi tamam mı? Bilim kurgu kitlesi farklıdır zaten. Abi hiç getirmeseydin filmi o zaman ya. Bastırdın DVD'ye satın alsaydık direkt filmi ya. Çok enteresan abi. Ben seyrettim filmi sinemada. Maalesef seyrettim. Hoşuma da gitti. Güzel film. İlk Blade Runner'ı sevenlerin de seveceği film olacaktır eminim ki. Sadece o değil. Zoomlamak da değil olay. Abi o kadar takla atmışlar ki premierde o sahneyi göstermeyeceğiz diye. Hem konuşmayı kesmemeye çalışıyorlar. Hem orayı göstermeye çalışıyorlar. Kamera böyle garip grup hareket ediyor. 144p'ye düşüyor zoom'dan dolayı bazen. Öyleymiş. Bir de bunlara rağmen 10 dakikalık kesinti varmış filmde. Onu bilmiyordum. Sahne kesmişler direkt. Ya zaten bazı yerlerde kesiyor. Konuşurken bir bakıyorsun başka bambaşka bir yere geçmişler konuşmanın ortasında. Yani belli kesilmiş yani. Ben ne kadar kesildiğini bilmiyordum. Baktığıma göre 10 dakika kesilmiş diyorlar. Abi 10 dakika filmden çok uzun bir zaman. Zaten 2,5 saat film. Ben 2 saat 10 dakika seyredip çıktım. Yani sen normal versiyonu izledin de editor's cut falan izlemiş oluyorsun. Extended versiyon yani. Öyle. Ya filmi komple bölüyor mu bilmiyorum. Çıktığı zaman görürüz. Belki de oha lan ben burayı anlamamıştım diyecektim. Şimdi demiyorum hani çıktıktan sonra ama izlerken o kadar rahatsız ediyor ki şey psikolojisine giriyorsun. Acaba başka yeri kestiler mi? Burada da mı zoom var ya? Burada da mı bir şey vardı? Acaba Blu-ray'i ayrı satmak için mi yaptılar ya? Ya yok. Biz yapalımız. Ticari kafamız çok iyi çalışır. Hiç çalışmaz bence. Ama yok PlayStation'a memory card satmış adamlar ya. Evet, sevlemek mi istiyorsun? Memory card al. Aldım yani. Çünkü oyunu oynayabilirsin ama sevlemek mi istiyorsun? Bunu almalısın. Yok PlayStation 1 kafası gibi evet bir şey. Şöyle bir şey var filmde. Ben en başta ticari bir şey zannettim bunu. Değilmiş. Ona çok üzüldüm. Hani artı 18 sınırını kaldırmak için yaptılar zannetmiştim bunu. Onlar laf etmiştim. Warner Bros. Söyledi sonra. Biz yapmadık. Sony hani bize böyle gönderdi diye. Bayağı premierden bir çocuk zoomlamış yani. Hani
Bizim bomba. Yeğen var, zoomlar demişler. Zoomlamış adam yani. Ama bu kültüre saygı oluyor. Japonlar da çok enteresan bir seviyede. Bir gün Sony'nin televizyonları lanse ediliyor. İçinde YouTube uygulaması falan filan var işte. Yani YouTube'a erişeceksin filan. Türkiye'de de YouTube yasaklı o sıra. Yani o dönemde YouTube'u yasaklamışız. Giremiyoruz zaten. Dediler ki işte editör arkadaşlar soruyor, DNS değiştirip girebiliyor musun? Çünkü tüm akıllı televizyonlar da öyle. DNS falan değiştiriyorsun. Televizyon şak diye açılıyor yani. YouTube'a girmeye başlıyorsun. Dedi ki biz kültüre saygılıyız. Direkt firmware seviyesinde YouTube kapalı dedi. E koymasaydın, çıkarsaydın bari özel zaten atlayıp. Dedi yani Türkiye'de yok dedi yani. Bu televizyonda izleyemeyeceksin. E açılınca geldi mi? Açılınca firmware update gönderdiler. Diyor. Yaptılar adamlar. Yani bütün diğer bütün Korelilerin aletlerde şey yapıyordun. Ya ona bak sen, ona çok, bu olaya kadar çok bir şey demem. Adamların kararı yani. Hani belki çok sert. Adama çok sert zaten ya. Çok değişik. Değişikler evet ama bu kötü oldu ya. Yani ben bunu beklemiyordum. Çok kötü. Bu gerçekten. Yani bir gün oyunları da sansür getir o zaman. Getirir ya. Bir de sana bir şey söyleyeyim mi? Keşke mozaik deselermiş. Ya keşke mozaik deselermiş. Daha iyi olurmuş evet. Ya en azından filmi hani saçma, tamam mozaik görüyorsun orada ama en azından filmi kaçırmazsın. Diyalogları kesiyorsun sen. Yani. Daha ya da giydir onları. CGI'da. O Premiere çocuk After Effects bilmiyor. O kadar onu yapamamış. Sıkıntı yaşamış diyorsun. Biz de git. Yani bizim trafikte imkanı yok yani. Bir kere trafikte Mesut Çevik var yani. Nasıl imkanı olabilir? Vallahi doğru söylüyor yani. Öyle bir, öyle bir durum söz konusu. Beni görüyorsanız yol verin. Yol verin gideyim abi. Gitmem lazım yani. Tabii işin şakası bir yani. Kendisi hani kötü kullanıyor olarak değil de trafik kurallarına uyarak kullanan bir insan tabii ki de. Yani öyle diyelim. Sonuçta bir program çekiyoruz. Sinyalimi veririm. Evet. Selektör yaparım. Çekil. Önümde küçük ve yavaş bir araba varsa kesinlikle benim dili kilitliyorum. Daha hızlı. Çekil. Zaten arkadan Mercedes falan gelince hemen kenara çekiliyorum yani. Evet. Onu şey bakıyorum, yapamıyorum. Saygıda kusur etmiyor. Aynen. Diye. Zaten o yapışıyor böyle gidiyor. Logosunu okuyorsun. Adamın gözlerini görüyorsun. Sana bakıyor aynadan. Yani ben araba geldiğinde çekiliyorum. Hiç girmiyorum bile. Çıkıyorum. En temiz kenara abi. Kenara park ediyorum ama abi çok yapamıyorum. Siz geç trafik olarak devam. Bitsin hepsi, ondan sonra giderim ben. Umarım beğendiğiniz bir uygulama olmuştur diyecektim. Program olmuştur. Program olmuştur. Translate'in sıkıntıları bunlar işte. Evet. Sürçülisan etkisem affola. İlk programın heyecanını diyelim efendim. Çok teşekkür bence ediyorum. Bence çok iyi oldu abi. Umarım izleyenlerimiz de aynı enerji almıştır. Ben senin enerjine hayranım zaten ben her zaman. Senin söylüyorum ben. Allah razı olsun. Böyle iki enerjik insan toplandık. İşte bir program yapalım dedik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Hoşçakalın. Kanalıma abone ol. Videoyu da beğen.